Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte Asun ROG GT51 masaüstü oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Oyuncu bilgisayarı Republic of Gamers yani Oyuncular Cumhuriyeti ailesinin en önemli üyelerinden bir tanesi. Evet Ali. Burada GT51'in CA modeline baktığımızı söyleyelim. Türkiye'de şu an satışta olan son derece güçlü bir masaüstü bilgisayar ve özellikle kasaya dışarıdan baktığımız zaman dikkat çektiğini görüyoruz. Şık bir tasarımı var Ali ve bu tasarım ödül almış durumda. Zaten Instagram'da ufak ufak fotoğraflar paylaştığımız zaman altında ilginç yorumlar geldi. Bu kesin ROG diye gelen yorumlar da vardı. Yani Asus burada tasarım olarak kendi masaüstü bilgisayarını zaten kullanıcılara ilk bakışta tanıtmayı başarıyor. Evet. Buradaki ayırt edici özelliklere baktığımız zaman kasanın böyle aerodinamik bir yapısı olduğunu görüyoruz hocam. Bu işlevsel mi yoksa sadece tarz mı? İşlevsel Ali öndeki türbüne benzeyen yapıdan hava alınıyor içeriye ve dışarıdan bu sıcak hava olarak atılıyor. Aşağıdan soğuk hava giriyor, yukarıdan sıcak hava tahliye ediliyor. Arka kısımdan böyle önden arkaya doğru yapı yani aerodinamik bir yapı. Ön kısımdaki türbin kısmına yakından baktığımız zaman zaten en ilginç tasarımın burada olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Burada hem hava girişi hem de ışık kandırma olması gerçekten ilginç hale getiriyor. Ve burası bir ağız gibi ve üst kısımda yine kırmızı ışıklar yukarıya doğru böyle yanıp sönüyor. Dışarıdan baktığınız zaman buradaki ışık dikkatinizi çeken bir şekilde görüyorsunuz. Aynı zamanda da buradaki RGB ışık kandırmaların bazılarının renklerini değiştirmek mümkün. Evet Ali öndeki türbün kısmındaki ışıklandırma RGB ve burayı kişiselleştirebiliyoruz. Benzer şekilde kasanın içerisinde de bir RGB aydınlatma var. Burayı da istersek kendi zevklerimize göre ayarlayabiliyor. İstersek de oğukla yapıldığında otomatik olarak ayarlanacak şekilde programlayabiliyoruz. Yan kısımda bir pencere olduğu için içerideki aydınlatmayı da oturup oyun oynarken bir yana koyduğumuz zaman rahatlıkla görebiliyoruz. Bu kasa biraz daha masanın üzerinde ya da göze görülecek bir yere konulacak gösterişli bir kasa. Evet bu ortada bunun haricinde yine ön kısımdaki detaylara baktığımız zaman ROG'nin logosunu, tuşları, bağlantıları görebiliyoruz. Zaten bunların detaylarına değineceğiz. Tasarım sonuç itibariyle önemli ve masaüstü bilgisayarın tasarımı daha dakika bir kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki tasarımın ötesinde ve içerisinde ne var? Oyun performansı nasıl? Ali. Öncelikle ekran kartından başlayalım. GTX 1080 Founders Edition ekran kartı mevcut cihazın içerisinde. Bu gayet güzel. Üzerindeki blower fan soğutma içerideki havayı çekip arka taraftan tahliye ediyor. 8 GB GDDR5X bellek var bu ekran kartının üzerinde. Yani oyunları ultra yüksek doku paketleriyle kaliteli bir şekilde oynamamıza imkan sağlıyor. İsteyenler 4K oyun dahi oynayabilir. Ama biz 1080'i yüksek FPS'de en çok 1440p çözünürlükte kullanmayı tercih ediyoruz. Evet testlerimizi zaten 1440p'de gerçekleştirdik. Yani bu sistem artık 1080p'nin Full HD'nin ötesine geçmiş olan kullanıcılar için diyebiliriz rahatlıkla. Çok üst düzey bir oyuncu bilgisayarı. Ama bu güçlü ekran kartının beraberinde başka şeylerin de olması gerekiyor. Bir de bu güçlü ekran kartını hazır bir sistemde aldığımız için bu sistemin bize ulaşana kadar sağlam gelmesi gerekiyor. Yani sadece ekran kartını takmak olay bitmiyor. Evet, bunun için ekran kartının bir de destek çıtası var Ali. Kasanın içerisinde ekran kartı 3 adet ekstra vida ile kasaya sabitleniyor. Bu neden önemli? Kargoda uzun mesafe gelen kasalar çok fazla sarsıldıkları için içlerindeki en ağır parçalardan bir tanesi olan ekran kartı anakarta zarar verebiliyor. Özellikle toplama sistemler bir kutuya konulup kargolandığı zaman orada hasar ile karşılaşan kullanıcılar olabiliyor. Asus buna karşı uzun yıllardır hazır masaüstü bilgisayar sattığı için artık tecrübe kazanmış. Ve kendi kasasını böyle metal sağlamlanmış bir şekilde güç kablolarının portlarına kadar korunmuş bir şekilde bize böyle sunuyor. Bu da önemli bir artı, önemli bir sağlamlık kriteri. Evet güçlü bir ekran kartına tabii ki güçlü bir işlemcinin eşlik etmesi gerekiyor. Burada cihazın içerisinde Core i7-6700K işlemci mevcut. Şimdi burada önemli bir soru var. Piyasada 7700K ve 8700K gibi işlemciler de var acaba. Evet. Burada neden 6700K kullanılmış? Bir de 6700K kullanıldığı zaman anakart olarak da biliyorsun daha önceki Z170 gibi Yonga setlerini kullanman gerekiyor. Evet Ali öncelikle Asus burada 6700K kullanıyor fakat bu 6700K sıradan bir 6700K değil özel olarak seçilmiş bir 6700K. Burada bir şeyi anlatmamız gerekiyor. Daha önceki sistem rehberlerinde de anlattığımız bir özellik. Piyasadan aldığınız işlemci yazan teknik değerleri temel olarak verir. Ama bunun ötesine hız aşırtma ile geçtiğiniz zaman İşlemcinizin silikon kalitesi her bir kutuda farklıdır. Evet, bütün 6700K işlemciler temel 4 GHz'e ulaşabiliyor. Fakat bunun üstüne çıkmak istediğiniz zaman silikonun kalitesi devreye giriyor. Asus burada özenle 6700K'ları test etmiş ve içlerinden 4.6 GHz'e overclock edilebilenleri bu sistemde kullanıyor. O noktada da aslında bir tane yine ince nokta var Recep. Biz hız aşırtma yaparken tek bir çekirdekte ya da farklı çekirdeklerde frekansı yükseltebiliyoruz. Evet. Kimi işlemci sadece bir çekirdekte yüksek frekansa çıkarken diğer çekirdeklerde bunu sağlayamayabiliyor. Doğru. Buradaki durum ne? Ali burada 4.6 GHz bütün çekirdeklerin hız aşırtma değeri. Yani bu silikon kalitesi olarak en premium en seçme 6700K'ların karşımıza sunulduğu bir seçme olmuş. Evet. Bu da önemli bir performans kriteri. Çünkü hız aşırtma ile birlikte kazandığınız yüzdelik değer her nesil artışı ile bile birlikte olan yükselen değeri karşılıyorsa standart ya da zayıf limon çıkmış bir üst nesilden daha iyi bir performans almamızda yer yer söz konusu olabilir. Evet burada Asus %14 gibi bir performans artışı sağlıyor ve bu performans artışı ile 4.6 GHz'e çıkma işlemi bilgisayar çalışırken yapılabiliyor. Yani üzerindeki tuşa bastığımız zaman frekansı düşürüp tekrar yükseltebiliyoruz ve bu esnada bilgisayarı kapatıp açmak zorunda değiliz. Evet. Ama Recep ben bilgisayarı kullanırken pek yavaşlatma yanlısı değilim. Yine bunu test edelim. Hadi nasıl oluyor diye görelim ama 4.6'da gerçekten 7.24 çalışabiliyor mu çalışamıyor mu? Oyunlarda frekans korunabiliyor mu? Bunu merak ediyorum. Doğal olarak burada işlemciyle birlikte kullanılan soğutma anakart ve diğer bileşenler önem kazanıyor. Evet. İşlemcinin üzerinde sıvı soğutma mevcut. Asus'un 120 mm'lik bir radyatörü var burada. Burada baktığımız zaman üzerinde yine ROG logosunu görebiliyoruz. Bu tür sistemlerin içerisinde bu tür detaylar önemli. Evet. Yine bu işlemciyle ekran kartına da 64 GB bellek eşlik ediyor. 64 GB gerçekten yüksek bir RAM miktarı. RAM fiyatlarının yükseldiği günümüzde Samsung'un belleklerini kullanmış olmaları güzel. Ama baktığımız zaman üzerlerinde ek bir metal soğutma yok. Biraz daha süsleyebilirlerdi. Bunu da hemen görmüşken söyleyelim. 4 RAM yuvasının 4'ü de dolu. Yani yükseltme yapmak için bunları değiştirmek zorunda pek kalmayacağımızı, bu sistemin ömrü boyunca RAM yükseltmesine ihtiyaç duymayacağını söyleyebiliriz. Bu neden önemli? Ben 8 GB RAM ile de sistem toplayabilirim. Evet. Ama artık yetmemeye başladı. 16'ya geçmek isteyeceğim. Daha sonra bir RAM daha ekleyeyim dediğim zaman RAM'ler birbiriyle uyumsuz olabiliyor. Ve elimdeki RAM'leri satıp yeni RAM'leri daha toplu alıp yüksek fiyattan almak zorunda kalabiliyorum. Biraz daha ben artık baştan yüksek miktar RAM ile sistemi alabiliyorsam alma yanlısı olmaya başladım Recep. Özellikle hem RAM fiyatlarındaki artış hem de bu uyumsuzluklar beni bu yöne doğru itti. Evet. RAM, ekran kartı ve işlemci konusunda beklentilerimizi karşılıyor ürün fakat depolama var bir de. Evet, depolama önemli. Şimdi 64 RAM dediğin zaman benim aklımda sadece oyuncular değil. Bunu aynı zamanda iş programları için kullanacak olan güçlü oyun bilgisayarına profesyonel kullanım için tercih eden özel kullanıcılar profesyoneller de geliyor ve onların IOPS değerlerinin yüksek olmasına ihtiyacı var. Evet. Bunun için de cihazın içerisinde M2 bir SSD kullanılıyor. Samsung'un SM951 model SSD'si 512 GB kapasite sunuyor ve yüksek bir performans vaat ediyor. Bu bizim masaüstünde kullandığımız Samsung 950 SSD'nin kurumsal versiyonu. Osu gibi büyük firmalar Samsung'dan alıyorlar. Oradaki SSD'lerin kodu da 951. Evet. Performansına baktığımızda da 2.2 GB okuma ve 1 GB yazma değerlerine ulaşıyoruz. Standart bir SATA SSD ya da M.2 SATA SSD ile 600 MB ile sınırlıyken burada GB değerleriyle hızdan bahsediyoruz. Bu da hem oyun oynarken, oyunların yükleme süresini beklerken hem de profesyonel uygulamaları çalıştırırken gerçekten çok fark ediyor. Evet, ek toplama isteyen kullanıcılar için de cihazın içerisinde 2 TB'lik bir sabit disk konulmuş. Ek sabit disk eklemek isteyenler için kızakları, yuvaları görebiliyoruz. Aynı zamanda da içeride kablolar gizlenmiş durumda. Bunları çıkartıp takabiliyoruz. Ali hani ek bileşen takabilmek gerçekten hazır masaüstü bilgisayarlarda önemli bir konu. Çünkü yıllar boyunca biz anakartlarda fiyattan kırpmak için sata portlarının biri kırpıldığını gördük. Evet şimdi yani ben seri satılacak hazır bir masaüstü sistem kullanıyorsam bunu sunuyorsam Bakıyorsun 50 dolar buradan, 20 dolar buradan, 5 dolar buradan derken 50 centleri, 25 centleri kırpmaya başlıyor. Evet. Ama o SATA portları anakartın üzerinden eksiltildiği zaman kullanıcı birkaç yıl geçtiğinde sistemine bir şey takmak istediğinde bir bakıyor. E power'ı halletti, başka şeyleri halletti. Kasanın içerisinde yuva var. Bir bakıyor orada SATA portu yok. Bir bakıyor da USB portlarının sayısı azaltılmış. Ya da PCI Express'te ekstradan takabileceği boşta hiçbir yuva yok. Ek bir kartı takamıyor. Evet. Öncelikle SATA'dan başlayalım Ali. Cihazın içerisinde 6 adet SATA portu var. Yani mevcut olan bir sabit iski ek olarak kullanıcılar 5 tane daha SATA aygıtı takabilirler. Anakartımız bunu destekliyor. Kesinlikle. Şimdi PC Express portlarına bakalım. Takılı olan bir ekran kartının haricinde yarın öbür gün ekstra PC Express bir aygıt takmak istedim ya da ikinci bir ekran kartı takmak istedim. Buraya fiziksel olarak takmam mümkün mü hocam? Mümkün Ali. Cihazın içerisinde 3 adet PC Express X16 portu mevcut. Bunlar gayet güzel. Asus zaten burada ana üreticisi. Burada masaüstü sistemde zaten esas tecrübe, deneyim ve avantajı ana kartının ve ekran kartının ana üreticilerinden bir tanesi olmasından geliyor. Evet, Asus kendi ürettiği Z170 Yonga setli ana kartını kullanıyor burada. Yine ana kartın üzerinde 3 adet de PCI Express X1 yuvası var. Bunlar da ek kartlar için kullanılabiliyor. Şimdi Recep bunları söyledik gayet güzel işlemciye baktık. Üzerindeki soğutmayı gördük. Ekran kartını gördük. RAM'leri gördük. SSD'yi, sabit diski ve genişleme yuvalarını gördük. Bütün bunlara bir de güç sağlanması gerekiyor. Yarın bir gün ben ek ekran kartı takayım dediğim zaman TDP değerlerine dikkat etmem gerekiyor ama nereye kadar yolum var? Ali, cihazın içerisinde 500 wattlık bir güç kaynağı var. Yani GTX 1080'i değiştirmek istediğiniz zaman aynı TDP değerine sahip bir ekran kartı takmanda fayda var. Şimdi şurada şöyle bir avantajımız var. Yeni nesil ekran kartlarında watt performans gittikçe iyileşiyor. Evet. Yani TDP değerinin artmasını değil, aynı kalmasını ya da çok az artmasını performansın katlanarak bekleyebiliriz. Bu durumda çok düşük TDP'li birden fazla kartı da eğer pinlerimiz oradaki güç bağlantıları da uyuyorsa kullanabiliriz. Ama şöyle söyleyelim çok kapsamlı, çok ekran kartlı bir upgrade için güç kaynağında değiştirmemiz gereken durumlar olabilir. Çünkü üzerindeki kabloların sayısı belli. Evet. Asus burada Delta ile çalışmış. Zaten dizüstü bilgisayarlarında, ROG dizüstü bilgisayarlarında da Delta'nın güç adaptörlerini sık sık kullanıyor. Burada üretici ne yapıyor? Benim spesifikasyonlarım, özelliklerim bunlar. Bu makineyi stabil besleyecek güç kaynağını istiyorum diyor. Ve ihaleyle bunun üretimini sağlıyor. Evet. Sisteme Sistem entegre ediyor. Diğer de onlara baktığımızda bir optik sürücü olduğunu görüyoruz cihazın üzerinde. Bu da yan konumlandırılmış. Ön kısımda oldukça tarz bir şekilde açılıyor. DVD yazabiliyor, okuyabiliyor. Özellikle kurumsal işi olan ya da böyle oyunların kutulu arşivini yapan kullanıcılar için kullanışlı. Yine masaüstü bilgisayarlarda sık görmediğimiz kablosuz ağ özelliği de cihazla birlikte kullanıcılara sunuluyor. Bir kullanıcımız daha önce kablosuz ağ sürücüsü güncellemeyi gördüğü zaman ben de masaüstü bilgisayarıma bu sürücüyü indirip kablosuz ağ alabilir miyim diye sormuştu. Burada donanımsal olarak bir kablosuz ağ adaptörü olması gerekiyor. Her masaüstü bilgisayarda kablosuz ağ desteği yok. Hatta az sayıda var. Mesela olsun Deluxe anakartları var. X99 incelemesinde de 299'da da gördük. Anakartın üzerine ekstradan Wi-Fi yongası koymuşlar kutuya da antenleri koymuşlar. Burada da kendi içerisinde bize gelen de bir anten görmedik ama ee, ekstradan bir anten çıkışı olmasa da bir kablosuz adaptörü içerisinde takıl durumda geliyor. Evet bir modül var Ali ve antenler bu modülün üzerine bağlı. Yani antenler kasanın içerisine konumlandırılmış. Bu şekilde çalışıyor sistem. Modülde Intel'in Dual Band Wireless AC 7265 modeli. Bu da gayet güzel bir kablosuz ağ sunuyor. Bunun yanı sıra aslında Bluetooth bağlantısı da sunabiliyor. Bir de ilginç bir şekilde kasanın önünde NFC logosu görüyoruz. Bunu da sunuyor. Evet Ali aslında GT51'in en ilginç özelliklerinden bir tanesi de bu NFC teknolojisi. Şimdi masaüstü bilgisayarda NFC yani yakın alan iletişimini neden kullanalım? Cep telefonda tamam var. Hani birbirine gösterip tanıtıyorsun. Burada ne işe yarıyor? Burada öyle bizim incelediğimiz modelle birlikte gelmesi de bazı modellerle birlikte bir NFC bilekliği geliyor. NFC bilekliği de bunu dokundurduğunuz zaman tanımlamayı sağlayan bir kimlik modülü. Evet bununla iki işlevi kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi cihazın içerisinde bir shadow drive var. Yani gizli sabit disk bölümü. NFC bilekliğinizi kasanın önüne yaklaştırdığınız zaman gizli sabit disk alanı açılıyor. Çok güzel yani bilgisayara normalde oturan kullanan başka biri o alanı görmüyor. Ama bilekliğin sahibi olan NFC ile kimliğini tanımlayan kişi kendi dosyalarını erişebiliyor. Evet benzer şekilde yine NFC bilekliği kullanarak da işlemciyi overclock edebiliyorsunuz. O da ilginç. Overclock'a tuş koyduktan sonra NFC'ye bence ekstra işlev olsun diye koymuşlar. Yani tamam gizli dosyalar bir işe yarayabilir. İş dosyalarını her gelen kurcalamasın diye atarsın oraya da. E, Overclock'a zaten tuş koyduktan sonra NFC'ye bağlamak ilginç olmuş. Biraz daha NFC ile kendi yapmak istediğiniz farklı değişik atraksiyonlar varsa biraz daha programlamaya ya da bu tür şeyleri kullanmaya yatkınsanız ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Kesinlikle. Kablosuz bağlantılara ek olarak kablolu bağlantı desteği de mevcut cihazda. Bunun için Intel'in i219V yongası kullanılıyor ve 1 gigabit bir hız sunuyor bu bize. Kablosuz bağlantı güzel ama oyunlarda daha düşük gecikme olması için kablolu ethernet bağlantısını kullanabildiğimiz her yerde tercih ediyoruz. Bunu söyleyelim. Aynı zamanda buradaki ethernet yongasının Intel'in bir avantajı var. İşlemci kullanımını biraz daha düşürüyor. Evet. %1 bile fark olsa oyunlardaki FPS'yi etkilediğini görebilirsiniz. Oyuncular için ses de önemli bir nokta tabii öyle. Asus ana kartlarında uzun zamandır buna aslında önem veriyor. Özellikle yongalarını geliştirme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardıklarını yeni incelemelerde de görüyoruz. Evet bu ana da Ali Realtek'in ALC 1150 yongası kullanılmış. Fakat buna ek olarak bir de ESS'nin DAC'ı mevcut. ESS DAC gerçekten cep telefonlarında birkaç bin liralık fiyatları haklı çıkarmakta reklam bol bol yapılan yüksek kalitede ses sunabilen bir dijital analog dönüştürücü. Ve bunun olması gerçekten işleri değiştiriyor. Neden? bir ses sistemi bağladığımız zaman 7.1 surround ya da hi-fi bir kulaklık bağladığımız zaman buradan kaliteli bir ses alabiliyoruz. Ama burada kullanıcıların bilmesi gereken bir iki şey daha var. Hepsinde mesela Realtek'in ALC yongaları kullanılıyor ama bu yongalar seviye seviye kalite kalite. Bir de donanımsal olarak bu yongayı kullanman değil, beraberinde hem bunu besleme bileşenleri sunman hem de kodek ve yazılım desteği sunman gerekiyor. Evet Ali, burada da anakartın üzerine Nichicon kondansatörler görüyoruz. Bu da sesin kalitesini artıran bir başka özellik. Kondansatörler ne yapıyor? Sesin karakterini değiştiriyor. Normalde oyunlarda robotik sesler yeni robotik geliyor ama insanların sesleri böyle teneke gibi robot gibi gelmiyor. Daha doğal, daha sıcak ve yumuşak yani ses insanların kulağının duyduğuna daha uygun bir şekilde bize sunuluyor. Bunun da seviyesinin sonu yok. Hi-Fi konusunda da ayrı serilerimiz var. Takip edip orada dijitalden analoğa, analogdan dijitale işler nereden nereye gidiyor görebilirsiniz. Evet. Ses sisteminde 7.1 desteği var dedik Ali. Peki bunu nasıl bağlıyoruz? Bundan da bahsedelim. Arka taraftaki portlara geçiyoruz. En önemli nokta bağlanabilirlik. Evet. Öncelikle hem analog hem de dijital çıkış desteği mevcut. Baktığımız zaman mikrofon girişi, hat girişi, hat çıkışı, arka hoparlör bağlantısı ve orta subwoofer bağlantısı olduğunu görüyoruz. Toplamda 5 adet analog çıkış mevcut. Bunun yanında Sony Philips dijital Interface dediğimiz buradaki çıkış yakımız var. Bunun yanında da diğer bağlantılarımız yer alıyor. Evet Ali. 6 adet USB 3.1 Gen 1 yani USB 3.0 portu var anakartın arkasında. 2 adet USB 2.0 portumuz var ve 1 adet de PS2 portumuz mevcut. PS2 portunu merak edenler olabilir. Hız aşırtma yapılan sistemlerde bu portun olması önemli. USB portlarında kararsızlık olursa diye her zaman ihtimal için konuluyor. Ama biz oyunlar ve testler sırasında USB portlarının son derece stabil çalıştığını gözlemledik. Evet. Yine Ethernet portta arkadaki portlardan bir tanesi. Biraz da öndeki portlara bakalım. Zira burada epey yenilik mevcut. Ön tarafa baktığımız zaman kasanın üst kısmında kolaylıkla erişebileceğimiz bir yerde. Özellikle kasayı aşağıya konumlandırdığımızda uzanma gerektirmeyen bir yerde açılı konulmamış portları görüyoruz. Evet Ali. Öncelikle burada 2 adet USB 3.0 portu mevcut. Buna ek olarak 1 adet USB 3.1 Tip C ve 1 adet de USB 3.1 Tip A portu var. Bu çok önemli. Neden? Mobil dünyada artık bu Tip C port dediğimiz simetrik port, küçük port gittikçe yaygınlaşıyor. Aynı zamanda USB 3.0 ile 3.1 dediğimiz ama aslında terminolojisi sonradan değişen Gen 1, Gen 2 olarak adlandırılan bu portlar arasında çok büyük bir hız ve güç aktarma farkı var. Evet Ali 3.1 Gen 2 portu 3.0'ın aksine 5 gigabit değil 10 gigabit hız sunuyor ve Asus'un buradaki Type-C portunda da Quick Charge yani hızlı şarj özelliği mevcut. Mobil cihazlarımızı yani bağlayıp kolayca şarj edebiliriz bunun hem tipçe hem de tip A klasik bağlantı şeklinde sunulması güzel. Aynı zamanda geriye dönük olarak bu portlar uyumlu. İstediğiniz USB cihazları rahatlıkla bağlayıp kullanabilirsiniz. Evet. Burada ek olarak yine kulaklık ve mikrofon girişleri de mevcut. Ali, donanım özellikleri böyleydi. Biraz da yazılımdan bahsedelim. Bilgisayarı açtık. Karşımıza Windows çıkıyor. Windows ile birlikte mi satılıyor hocam? Evet Ali. Windows 10 Home Single Language sürümü ile birlikte geliyor. Daha Pro sürüm kullanmak isteyenler kendi lisanslarını girebilir ya da lisans arttır gibi seçenekleri değerlendirebilirler. Evet. Asus'un burada önemli noktalardan bir tanesi burada sistemi yönetim yazılımı da sunması ve bunu çok güzel bir arayüzle sunması. Evet, Aegis 2 yazılımı var burada Ali. Sistemin bütün özelliklerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle bilim kurgu filmlerinden çıkmış, Minority Report, azınlık rapor filminden gelmiş gibi bir görünüm var. Bu da ilgimizi çeken, beğendiğimiz unsurlar arasında. Tabi bunu sunarken önemli olan şu. Şimdi arayüzde çok fazla atraksiyon sistemi yapabilirsin ama hala kullanışlı. Evet Ali, kullanışlı işlevleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Peki sistemde neler yapabiliyoruz? Genel olarak neleri görebiliyoruz burada? Ali, burada sistemin sıcaklıklarını görmek mümkün, işlemcinin çalışma frekansını görmek ve değiştirmek mümkün. Benzer şekilde RGB aydınlatmaları da bu ara birim üzerinden kontrol edebiliyoruz. Şimdi burada hız ışıkmayı değiştirdiğimiz zaman zaten ışıklandırmalarda otomatik bir OC moduna geçiş oluyor. Evet. Yani sistem sana hiçbir ayar yapmasam bile hız aşırtmalı modda olup olmadığını ışık kandırma gösteriyor. Bu yüzden ışıklandırmayı aynı zamanda bir geri bildirim mekanizması olarak görebilirsiniz. Bunun ötesinde de değiştirmek istediğiniz zaman bunun olması önemli. Çünkü hem pencerede hem süslü bir kasa. Bunu kullanmak gerekiyor. Tabi Asumur'da başka yazılımlar da var. GPU Tweak gibi yazılımları da kullanarak FPS takibi de yapabiliyoruz. Hatta bunun için de bir rehber yayınladık. Evet. Bunun için sistemde XSplit'in olması gerekiyor. Bu cihazla birlikte XSplit yazılımı da geliyor. XSplit'in normalde bir lisansı var. Ancak promosyon olarak dönem dönem bu tür güçlü bir makine aldığınız zaman XSplit lisansı da size belli bir süreliğine verilebiliyor. Evet. Buna ek olarak diğer yazılımlara baktığımızda da Audio Wizard yazılımını görüyoruz. Bu yazılım sayesinde sesin karakteristiğini kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Asus'un cep telefonlarından tabletlerine her türlü ürününde Audio Wizard altında cihaza özgü özelliklere göre bize ayarlar sunulduğunu görebiliyoruz. Bu sistem ekosistem devamlılığı açısından son derece güzel bir özellik. Evet Oyuncular için bir başka yazılım da Game First 4. Bu yazılım sayesinde de paket kontrolü yapmak mümkün. Peki paket kontrolü ne demek? Oyunların diğer uygulamalarıyla birlikte önceliklerini ayarlamak demek. Arka planda çalışan ve interneti sömüren bir uygulamanın bizim multiplayer oyunumuzun zevkini bozmasını engellemek demek. Yine ürünle birlikte Asus Web Storage yazılımı geliyor ve bir yıl boyunca 100 GB alan kullanıcıya hediye ediliyor. Bu aldığınız döneme göre değişebilir çünkü bunlar promosyon özellikleri. Ona bakarsan makalede belirttiğimiz ek aksesuarlar kutu içeriği de değişebiliyor. Aldığınız döneme kampanyaya göre değerlendirin kutudan neler çıkıyor neler geliyor bakın. Ama her zaman için bir garanti belgeniz oluyor ve bu tür bir sistem aldığınız zaman sistem garantisi altında oluyorsunuz. Önemli noktalardan biri bu. Evet. Donum ve yazılım özelliklerinden sonra isterseniz cihazın oyun performansına bakalım. Şimdi oyunlarda kaç FPS aldık, hangi ayarlarda hangi çözünürlük yaptık Recep? Ali öncelikle şunu belirtelim işlemciyi 4.6 GHz'e overclock ettik. Hız aşırtmayı zaten yaparken herhangi bir manuel müdahale gerekmiyor. 4.6 GHz'e tek tuş ile çıkabiliyorsunuz ve hız aşırtmadan anlamadan işlemciden maksimum performans almanız mümkün. Kesinlikle. Sonrasında bütün oyunları ultra ayarlarda ve 1440p çözünürlükte test ettik. Warhammer 2'nin savaş modunu açtık. Burada testimizi aşırı grafik ayarlarda 1440p'de gerçekleştirdik. 53.8 FPS aldık. 1440p'de bunu özellikle vurgulayalım. İşlemci sıcaklığının ve ekran kartı sıcaklığının da her testte çıktığı maksimum değerlere baktık. Bunlar maksimum değerler olduğu için normalde oyun oynarken bu değerlerin oldukça altında seyrettiklerini söyleyebiliriz. Evet. Ama en fazla ne görmüşüz? 78 derece işlemci, 76 derece ekran kartı sıcaklığı bu test esnasında görmüşüz. Evet. Bir sonraki testimiz yine Warhammer 2 ile senaryo modunda. Aşırı ayarlar 1440p, elde ettiğimiz FPS 64.5. Burada da işlemci 81, ekran kartı 82 dereceye kadar çıkmış. Bir sonraki testimiz Rainbow Six Siege, onu da Ultra ayarlarda 1040p ile test ettik. Minimum 81, ortalama 133 FPS, maksimum ise 266 FPS'ye ulaştık. Ultra ayarlarda 1440p'de 266 FPS'ye kadar uzanan bir performansdan bahsediyoruz. Evet. Yani gerçekten çok yüksek FPS verebilen oyun motorlarının azlığı düşünüldüğü zaman 144 Hz ve ötesi bir monitörle birlikte kullanmak için FPS oyunlarını bu değerler alabilmek insanı mutlu ediyor hocam. Kesinlikle Ali. Bu test esnasında da CPU'muz en fazla 79, GPU'muz da en fazla 81 derece ulaştı. Şimdi işlemciye daha da fazla yüklenen bir test yapalım dedik. Assassin's Creed Origins'i denedik. Bu da en son Assassin's Creed oyunu bu testi yaptığımız tarihte. Yine ultra ayarlar, yine 1440p, geniş ekran, yüksek çözünürlük. Karşımızda nasıl bir sonuç var? 64 FPS performans var. Evet Ali, 11 GB bir güncelleme aldı bu arada oyun. Sık sık güncellenmeye devam ediyor. Bu test esnasında da işlemcimiz en fazla 80 dereceyi, GPU'muz da en fazla 77 dereceyi gördü. Şimdi sıcaklık değerlerini daha da aşağıya çekmek mümkün. Bu değerler bu arada çok güzel değerler, onu söyleyelim. Yeni dizüstü bilgisayarlarda artık ortalama sıcaklık değerlerimiz 100 derece oldu. Yeni nesil işlemcilerin ve ekran kartlarının termal ışıklarının yüksek olması sebebiyle Aşırı soğutmak yerine performans arttırmayı pek çok e, üretici tercih ediyor. Evet ama burada hem sıvı soğutmanın hem de kasanın tasarımının sayesinde 80 derecelerde masa üstünde avantajını görebiliyoruz. Evet Ali. Burada önemli noktada şu. işlemci bütün testler boyunca 4.6 GHz'in altına düşmedi. Yani herhangi bir hararet söz konusu değildi. Özellikle şöyle takip ediyoruz. Sıcaklık ve frekansı bir arada takip ediyoruz. Yoksa işlemci kullanıldığı frekansa kendisi normalde otomatik olarak çıkar, iner. Evet. Onu kendi bilgisayarınızda görürseniz hemen panik yapmayın. Testleri bu şekilde doğru değerlendirmek lazım olduğunu lütfen göz önüne alın. Fakat hız aşırtmayı kapatırsak sıcaklık değerlerini nereye çekeriz? Bu sıvı soğutma ne kadar iş çıkarıyor? Daha iyi görelim dedik. Hız aşırtmayı kaldırırsak, 4 GHz varsayılan frekansla çalıştırırsak ne olur dedik ve 3 tane testi de hız aşırtma olmadan normal frekansla yaptık. Evet, Midlord Shadow of War bu testlerden ilkiydi. Ultra'lar 1445 çözünürlükte 68 FPS e elde ettik. Sıcaklık değerine baktığımız zaman maksimum 58 dereceye çıktığını gördük. Yani arada gerçekten büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir soğutma, hız aşırtma için gerçekten önemli. Evet, ekran kartta en fazla 75 dereceye çıktı bu testte. Bir başka testimizde de PUBG. PUBG'yi de Ultra'lara test ettik. Yine 1445 çözünürlükte ortalama 75 FPS e elde ettik. PUBG için çok güzel bir değer. Halen buglı bir oyun. Tam sürüm çıkmış olsa bile devamlı yamanıyor ve çoğu oyuncunun sistemi maalesef PUBG'de iyi bir performans veremiyor. Böyle uç noktada güçlü sistemlerden bir tanesini tercih etme sebebi de yeni gelen, beta olan ya da optimize olmayan oyunlarda da kafa rahatlığı. Kesinlikle PUBG ile ilgili şunu da belirtmemizde fayda var ile 74 derece en yüksek işlemci sıcaklığı test esasında gördüğümüz fakat normal şartlarda genelde işlemci 60 derece seyretti. E maksimum 80'de gördüğümüz yerde bakıyoruz 70'lerde 60'larda gezinip arada bir tırmanabiliyor ya da uzun vade oynarken oraya çıkıp oraya yakın seyredebiliyor. Yani bunlar maksimum değerler en kötü senaryolar ama en yüksek sıcaklıkta bile oldukça serin çalıştığını gözlemledik. Kesinlikle. Bir başka testimizde Battlefield 1 tabii ki multiplayer'ı test ettik. Bizden her zaman evet. istenen şekilde. Ultra ayarlarda 1440p ortalama 123 fps elde ettik. Burada da işlemci sıcaklığı 75, ekran kartı sıcaklığı 82 derece maksimum olmuş. Ama 123 fps'yi ultra ayarlarda elde etmek ve multiplayer'da bunu almak çok önemli. Aslında multiplayer ile single player arasında FPS çok değişmiyor ama lag olsun, oyuncu deneyimi olsun biz genel olarak oturup gerçekten multiplayer'da böyle mücadeleci bir oyun oynayan kullanıcının gözünden baktık. Ve birbiri ardına oyunlarda, haritalarda ortam ne kadar değişirse değişsin bu ortalama 123 FPS ile yüksek hertzli monitör ile bu kasanın kullanılabileceğini kesinlikle gördük. Kaldı ki üzerine bir de hız aşırtmayı tekrar açarak daha da performansı arttırmanız mümkün. Evet Oyun testleri bu kadardı Ali, istersen artlara ve eksilere geçelim. Artlar ve eksiler neler Recep? Öncelikle bu sistemi alacak bir kullanıcının bilmesi gereken, beklemesi gereken en önemli farklar artlar neler? Ali, en büyük artı tek tuşla 4.6 GHz'e uğurluk edebilme. Bütün çekirdeklerin hız aşırtmalı olması, silikonun yüksek kaliteli olması, iyi soğutulması bu sistemin uzun ömürlü ve yüksek performansını koruyacak bir hız aşırtmalı sistem olmasını sağlıyor. Premium bileşenler dediğimiz kaliteli bileşenler önemini burada gösteriyor. Evet. iki aşamalı bir oğluklar var. Tuşa bastığınız zaman önce 4.3 GHz çıkıyor. Dilerseniz tekrar tuşa basıp 4.6 GHz çıkabiliyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Çok güzel bir özellik. Bunun yanı sıra kasanın kendisi ve tasarım kendi başına bir alma sebebi. Daha önce senin hatırlıyorsun Titan CG88 90 incelemiştik. Daha sonra farklı Titan kasaları incelemiştik. Yani Asus'un ülkemize getirdiği bu serilerde özellikle ROG masaüstü bilgisayar serilerinde tasarım detaylar senin hoşuna gidiyor. Evet. Aldığın zaman onu evinde ya da ofisinde tutmaktan mutlu oluyorsun. Bakmaktan keyif alıyorsun. Bu da bu işin zevk için olan kısmında önemli bir nokta. Kesinlikle Ali. Bir başka artı da önde USB 3.0, 3.1 ve Type-C port olması. Kolay erişilir yerde bol port olmasını tercih ediyoruz. İki katta port verseler ben şikayet etmezdim. Daha da fazlasını isterdim ama gayet yeterli, gayet güzel portlar olmuş. Evet. Kişiselleştirebilir RGB aydınlatmalı bir başka artı. Gayet güzel. O noktada daha da fazla RGB ışık koyabilirsiniz ama zevk ile işi abartma arasında çok fazla bir yani bir çizgi var. <laughs> o nokta sizin zevkinize, tarzınıza kalmış durumda. Ben baktığım zaman benim zevkime hitap eden dozajında bir RGB aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Evet, yüksek performanslı NV2 SSD bir başka artı olarak gözümüze çarpıyor. Düz SATA B SSD'yi koyup geçebilirlerdi. Liste alışverişi yapan bir kullanıcı da ya 512 SSD mi 512 SSD diye bakıp geçebilirdi. Ama bir tanesi 600 MB iken diğeri GB'larla dosya transferi yapıyor. Bir başka artı dahili kablo adres değil. Bu da her masaüstü bilgisayarda bulamadığımız kablonun çekilemeyeceği durumlarda da ya da Ethernet kablosunu çekmeden önce de masa üstünü kullanmamızı sağlayan bir esneklik unsuru. Evet. Artlar bu kadardı. Excel'e geçelim istersen. Excel Recep, neler daha iyi olabilirdi? Ali, biraz daha sessiz çalışabilirdi cihaz. Sesli çalışıyor. Kasanın içerisinde böyle derinden gelen bir ses var ve fanları kısmaya çalıştığımızda ikinci ekseye geliyoruz. Evet, buradaki ikinci ekside Aegis 2 yazılımı içerisindeki fan kontrol özelliğinin çalışmıyor oluşu. Kesinlikle burada bir güncelleme yapmaları gerekiyor. Aslında normal masaüstü bilgisayarlarındaki anakartın eğer suite'inde de şu an bir hata var. Bu hatanın düzeltilmesini bekliyoruz. İnceleme tarihine yönelik olarak değerlendirmenizi bir de daha sonra makale güncellemesini takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Asus inceleme yayınlandıktan 2 gün sonra güncelleme yaparsa eksi ortadan kalkacak. Evet. Yani bir ay sonra da yapsa kalkacak ama yaparlarsa güzel olur. Bir özellik daha var güncellenmesi gereken. Evet Ali, o da açılış süresi. Kesinlikle ölçtüğümüz zaman Cold Boot dediğimiz sıfırdan açılış süresini cep telefonuyla ölçüp hesapladık. 45 saniyede masa üstüne geliyor sistem. 45 saniye uzun bir süre. Bunun 20-25 saniye hadi bilemedin 30 saniye civarında olması lazım. Bunun kısaltılması da nasıl sağlanabilir? Bir BIOS güncellemesiyle sağlanabilir. Kesinlikle. Burada Asus anakartın kendi üreticisi olduğu için bizim beklentilerimiz açıkçası daha yüksek. Yani bekliyoruz yazılımları her zaman mükemmel olsun. ROG serisi ise buradaki güncellemeler her zaman yapılsın. Bunlar giderilsin. Bu yüzden de bunlara eksi vermekten çekinmiyoruz ama dediğimiz gibi güncelleme geldiği zaman makalemizde de güncelleyip bu eksileri artıya dönüştürebiliriz. Bir de tabii ki şöyle bir gerçek var. Ülkemizde ve dünyada hazır masaüstü sistemlerde eskiden sadece güçlü işlemci Basit bir ekran kartı kullanılmış. Evet, burada böyle bir senaryo söz konusu değil. Gayet güçlü bir ekran kartı kullanılmış. Benzer şekilde 64 GB RAM ile sistem oyunlarda gayet yüksek bir performans veriyor. Yani SSD'sinden RAM'ine, ekran kartından işlemcisine, hazır sistemlerde görmeye alışık olmadığımız üst seviye bir konfigürasyon yapılmış. Bu Asus gibi hazır sistem kullanan bir firma için, marka için çok önemli. Çünkü aslında kullanıcılara baktığımız zaman iki tür kullanıcı var Recep kendi sistem toplayanlar bir de piyasadan hazır almayı tercih edenler. Evet Ali, piyasadan hazır sistem aldığınızda her zaman içerisinde seçme bir işlemci gelmiyor. Evet, seçme bileşen gelmediği gibi üst seviye bileşenlerde her zaman gelmiyor. Bu noktada kullanıcılara şunu söylüyoruz: Ben kendi sistemi toplamak istiyorum. Zaten bizim rehberlerimiz var. Evet toplayabilirsiniz biliyorsanız. Ama her kullanıcı aynı şekilde bakmıyor. Kuzeni bilgisayar toplayan arkadaşına soruyor. Birinci sistemi soruyor. ikinci sistemi soruyor. Bir ay iki ay geçiyor. Şöyle mi yapsak abi böyle mi yapsak bütçe aşağı bütçe yukarı. Adam bir yerden sonra yoruluyor. Kardeşim diyor şu linkteki <laughs> sistemi al bu iş bitsin diyor. Bu olayı kapatalım diyor. Sen de rahat et ben de rahat et. Bak garantisinden de o sorumlu. Yani garantisinden ben sorumlu değilim diye. Aynı şekilde kurumsal alımlarda da bu geçerli. Evet, kurumsal alımlarda bazen RAM yükseltmesi yapamayabiliyorsunuz. O yüzden halihazırda yüksek RAM'li bir sistem almanız gerekiyor. Bu sistem onun için de gayet uygun. Bunu niye anlatıyoruz? Bunu özellikle çok sistem toplayan izleyici kitlemizin... O bölümü için söylüyoruz ki kendileri gibi olmayan kullanıcı kitlesinde halini biraz daha iyi anlasınlar. Piyasada hazır sistem sunulmasının önemini ve bu hazır sistemlerdeki zihniyetin bu sistemde olduğu gibi daha iyiye gitmesini daha iyi kavrayabilsinler. Kesinlikle. Yani herkes, her kullanıcı aynı durumda değil sevgili izleyiciler. Buna göre bu sistemin hitap ettiği çok geniş ve çok güzel bir kitle var. Onların ihtiyacını çok iyi bir şekilde uzun vadede karşılayabiliyor. Yine farklı ihtiyaçlar için ROG serisinde daha hesaplı masaj sistemlere de bakacağız. Yine laptoplara da bakacağız. Diğerlerine de bakacağız. Yani bütün bunlar aslında bir aile ve her segmentte farklı kullanıcılara hitap edildiğini görebiliyoruz. Evet. Sonuç olarak ROG GT51 1445 çözünürlükte oyunları ultra ayarlarda 60 FPS üzerinde rahatlıkla oynatabiliyor. Ve oyun performansıyla beğenimizi kazandı. Kesinlikle çok güzel bir masaüstü bilgisayar. Artlarıyla eksileriyle değerlendirdik. Her şeyi tek tek paylaştık. Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin ihtiyacınız olan bilgisayarlar nasıl? kasayı beğendiniz mi, tasarım beğendiniz mi, diğer özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz, performans hakkında ne düşünüyorsunuz, hepsini bizlerle paylaşın. Evet, sizler birlikte ROG GT51 CA modelini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.